Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle menekşe yaprağını kolay bir şekilde nasıl köklendirip yavru alabiliriz ve onun çalışmalarını göstereceğim arkadaşlar. Garanti olarak size garanti verebilirim bu şekilde bir köklendirme ve yavru alma konusunda çok başarılı bir uygulama bu. Arkadaşlar böyle bir perlitimiz var. Perlite birazcık turuf toprak kattım bu şekilde. Hafif nemlendirdim. Karıştırdım arkadaşlar böyle. Sade perlitte de olur ama biraz turuf katarsanız garanti olur arkadaşlar. Perlit, sade perlitte biraz daha uzun sürüyor. Köklenmesi, yavru vermesi. Böyle hafif bir toprakla karıştırdığınızda turuf toprakla daha çabuk ve güzel sonuçlar alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde perletimizi karıştırdık. Ve nemlendiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi turfu çok az kullandım arkadaşlar. 2 kaşık kadar bir turf kullandım bunda. Evet arkadaşlar. Bu şekilde nemlendirdikten sonra yapraklarımızı arkadaşlar bu şekilde hafif perletin içine girecek şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Böyle yatıp durması lazım yaprakların. Daha çabuk daha güzel sonuçlar alabilmek için arkadaşlar. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Benim yapraklarım biraz büyük. Menekşelerim çok anaç olduğu için büyük yaprakları. Ama büyük küçük fark etmez. Yani büyük oldu mu 4 tane alır. Küçük oldu mu 6 tane alır. Yani o sizin menekşenizin, yaprağınızın durumuna göre değişir. Bu şekilde hafif sapları perletin içine girecek şekilde ekim yapıyoruz arkadaşlar. Ve buna hafif bir tekrar su pıspıslıyorum ki daha çabuk kendilerine gelsinler diye. Bu şekilde dikimimizi yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar bunun böyle köklendiğini arada çekip bakabilirsiniz. Meraklısı olanlar için buradan yavru verdiğini, yavrularını görebilirsiniz. Yani toprakta oldu mu, köklendi mi, yavru veriyor mu, vermiyor mu merak edenler için, benim gibi meraklı olanlar için çok ideal bir köklendirme şekli. Hem köklendi hem buradan yavru veriyor. Yavrular biraz büyüyene kadar burada kalabilir. Yavrular büyüdü mü alıp bardakları veya başka ufak bir kaplara geçirip orada büyütebilirsiniz. Bu şekilde çok güzel sonuçlar alacağınızı düşünüyorum. Ben bu şekilde iyi sonuçlar aldım arkadaşlar. Bunun kapağını kapatıyoruz. 15-20 gün sonra bir açıp bir hafif kökünü kaldırıp bakın. Kök salmış mı salmamış mı? Yani merak edenler için. Tekrar ağzını açmanıza gerek yok. Ağzını açtıkça bunun içindeki o havası gider, kurur perdikleriniz. Burası sonuçta zorluk çekebilirsiniz. Açmayın ağzını. Bu şekilde 15-20 gün sonra bir açın bakın köklenmiş mi köklenmemiş mi. Ondan sonra tekrar kapatın ve buradan gözlemleyebilirsiniz. Zaten şeffaf olduğu için daha güzel bir sonuçlar alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size bir de yosunda menekşe yaprağı dikimi göstereceğim. Bu yosun arkadaşlar. Yosunu güzel yine nemlendirdim, ıslattım. Ve yosuna şimdi dikim yapalım arkadaşlar. Yapraklarımızı yine verevi kestik bu şekilde uçlarına. Bu şekilde onu da perlitte olduğu gibi hafif
yosun içine girecek şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dikim yapıyoruz. Çok kolay. Yosunda da çok başarılı sonuçlar alınabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde dikimlerimizi yapabiliriz arkadaşlar. Yapraklarımı ben daha önceden velev olarak kesmiştim. Çok fazla videolar uzun olmasın diye. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun da buradan yine köklenip köklenmediğine bakabilirsiniz. Arada açıp yavruları verirkenlik oradan bakabilirsiniz. Burada da çok güzel yavrular büyüyebiliyor arkadaşlar. Çok güzel kök salımı oluyor. Gayet başarılı sonuçlar alacağınızdan eminim arkadaşlar. Burada tekrar bir su vereceğim arkadaşlar hafif. Ve bunu da açmıyoruz kapağını. Yosunlar kurumasın diye, nemli kalsın ki kök salıp yavru verebilsinler diye arkadaşlar. Bu şekilde çok kolay, çok pratik ve sonuçlarını da buradan gözlemleyebileceğiniz dikimler yaptık bugün arkadaşlar. Bunların sonuçlarını sizlerle ileriki zamanlarda paylaşacağım tekrar arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa seve seve cevap veririm. Her şey böyle video çekerken insanın aklına gelmiyor. Sizin aklınıza gelen soruları cevaplandırırım arkadaşlar. Kanalıma abone olup beni destek ederseniz çok sevinirim. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.